Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gaziantep'te gündeme ve sıcak gelişmeye ilişkin açıklamalar yapıyor şu dakikalarda. Kameralarımızı Gaziantep'e çeviriyoruz. Batı Asya olağanüstü bir dönemde ama dünya olağanüstü bir dönemde. Yeni bir dünya kuruluyor. Antep'ten yeni bir dünyanın kurulduğunu ilan ediyoruz. Antep yeniliklere açık olan bir kentimiz. Yenilik yapan, icat yapan, yaratıcı, üretim yapan kentimiz. Onun için yeni bir dünyanın kuruluşunu Antep'ten ilan etmek yakışıyor Antep'e ve bizlere de yakışıyor. Yeni bir dünyanın kuruluşunu işte bu sabah yaşadığımız olaylar da gözüküyor. Çünkü yeni dünyanın kuruluşuna direnenler var. Eski dünya sahipleri arkada kalan dost sahipleri Amerikan realistleri bu dünyadan hiç hoşlanmıyor. Çünkü dünyada dolar saltanatı yok. Yeni dünyada Amerika'nın efendiliği iddiaları yok. Amerika Birleşik Devletleri ben dünyanın dedi 1980'lerden sonra ve yabancı saltanatı dönemi bitti ve Amerika'da pılısını, port pırtısını toplayıp Batı Asya'dan gitmenin hazırlıklarına başladı. Ama o yine Amerika gösteriyor diye kardeşimiz, komşumuz, canımız, evimiz Amerika müzeleri korkmuyoruz. Suriye, biz Türk milleti de korkmuyoruz. Türkiye halkları da korkmuyor. Rusya da korkmuyor. Araplar da, Farslar da, Türkler de, Kürtler de hiç Amerika müzelerinden Suriye yanındayız. Ve çok açık bir şey. Bu daha çok yüksek saldırısı. Yani bölgeden elini ayağını çekmek zorunda. Ama bir nevi efendim ben bir defalık bir saldırı yapıyorum. Beni de hoş görün. Trump hani Amerikan halkına karşı da çok mahcup duruma düşmeyelim. O eski saltanat sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu kadar nazını kabul edin dercesine bir füze saldırısı yaptı. Fakat tabii her şeye rağmen bu füze saldırısı füze saldırısıdır ve buna kahramanca direnen Beşer Esad yönetimindeki Suriye'ndeyiz. Kalbimizle milletiyle birlikte Suriye Arap milletiyle birlikte Suriye Arap milleti derken Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdüyle Hristiyanıyla, Müslümanıyla, efendim Musevisiyle hepsini diyoruz burada. Suriye milletinin yanındayız. Kalplerimiz onlarla çarpıyor ve çok iyi biliyoruz. Amerika'nın bu saldırıları çekip giderken yaptığı sonuç alamayacağı saldırılardır. Ve Suriye'nin boyun eğmesi mümkün değildir. Bölge ülkelerinin de boyun eğmesi mümkün değildir. Bakın bölgede bir model kuruldu. Türkiye, Rusya, İran, Irak, Suriye el ele verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ikinci bir İsrail devleti kurulmasına izin vermedi. Şimdi aynı Suriye'de, İdlib'de İran'la Rusya ile silah arkadaşı oldu. Türkiye Afrin harekatıyla, ondan evvel Fırat Kalkanı harekatıyla Amerikan koridoruna girdi. Amerikan, İsrail, Türk ordusu yardı, piyonlarını, Amerika'nın bölgemizdeki teröristlerini Türk ordusu temizlemeye başladı ve Türkiye'nin hedefi Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırlarında terörist bırakmamak. Bu hedefe ulaşılacak. Bu Amerikan füzeleri de hem bir prestij kurtarmak hem de
Türkiye'nin daha fazla ilerlemesini önlemek, PKK'yı bulunduğu mevzilerde en azından korumak, IŞİD'i, YOBAZ, İslamcılık adına ortaya çıkan İslamcılıkla da, İslam'la da, Müslümanlıkla da, Hazreti Muhammed'le de hiçbir şeyle ilgisi olmayan o teröristleri korumak Amerika'nın hedefleri. O nedenle Amerika'nın bu Suriye saldırısı yalnız Suriye'yi hedef almıyor. Bu füzeler Türkiye'yi de vuruyor. Onu görelim. Türkiye'ye belki o füzeler düşmüyor ama bu füzelerin amacı Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristlerinin mevcut bulunduğu mevzileri korumak, PKK'yı korumak, YPG'yi korumak, YPD'yi korumak. O nedenle Türk hükümetinin, Türkiye hükümetinin, ona Türkiye hükümeti demeye dilimiz varmıyor yaptığı açıklamalar nedeniyle, bu Amerikan füzelerinin Suriye'yi vurmasını hoşnutlukla karşılaması, memnuniyetle karşılaması bir utanç. Türkiye için utanç. Böyle bir hükümeti sırtımızda taşıdığımız için hepimiz için utanç. Tayyip Erdoğan için utanç. Amerikan füzelerinin üzerinde oturan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturur. Amerikan füzelerinin üstünde oturmaz. Amerikan füzelerinden bu derece memnuniyet duyan bir yönetim Türkiye istemiyor. Bunu kaldırması Türkiye'nin mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin düşmanları belli, Türkiye'ye yönelik tehditler belli, Türkiye'nin güvenlik sorunları belli, ekonomik sorunları belli. Türkiye'ye nereden tehdit ediliyor? Amerika tarafından. Bunu bilmeyen tek kişi yok Türkiye'de. Türkiye'ye yönelik tehdit, terör tehdidi Amerika'dan geliyor. Amerika o 5000 tır silahı, hükümet de bunu açıkladı defalarca ve kendisi Trump açıkladı. Daha önce Obama açıklıyordu PKK'yı, YPG'yi desteklediklerini ve 5000 tır silah verdiklerini Amerika bizzat açıklıyor. Ve şimdi Tayyip Erdoğanlar PKK'ya 5000 tır silah veren Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye saldırmasından memnun olduğunu söylüyor. Böyle bir hükümeti, böyle bir cumhurbaşkanını Türkiye'nin sırtında taşıması mümkün değil. Çünkü bu siyasetlerle, efendim 15 gün önce Ankara'da el ele vereceksin Putin'le, Ruhani'yle, İran'la, Rusya'yla ve çok doğru, bölgenin güvenliğe kavuşması, Türkiye ekonomisinin geleceği bakımından Astana süreci, bölge ülkeleriyle işbirliği çok doğru. Ama 15 gün sonra kalkacaksın, Suriye'yi vuran Amerikan füzelerinden memnuniyetini açıklayacaksın, Amerikan füzelerini alkışlayacaksın. Amerikan füzesi alkışlayan bir cumhurbaşkanı, Amerikan füzesini alkışlayan bir hükümet kabul etmiyoruz, istemiyoruz ve diyeceksiniz Türkiye bunu sırtında taşımayacak. Çünkü bu hem Türkiye'nin güvenliği bakımından çok tehlikeli, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisi bakımından da. Ve Türkiye'nin ahlakı, karakteri, komşuluk hukuku, geleneklerimiz, erdemlerimiz hepsini çiğneyen bir tutum. Bir kere biz komşuyuz. Komşuya saldırıyı alkışlayan kimdir? Komşuya hainlik yaparak yaşayabilir misiniz? Komşu hukuku var. Komşularla beraberlik var. Bizim göreneklerimizde, ahlakımızda komşuya yapılan eşkıyanın saldırısını alkışlamak var mı? Var mı böyle bir Anadolu adeti? Var mı bizim örfümüzde, töremizde komşuya yapılan saldırıyı alkışlamak? Var mı dünya insanlığın ahlakında böyle bir şey? Ve var mı bizim ahlakımızda aynı zamanda mazlum milletlere karşı zalimlerin yanında olmak? Böyle bir Müslümanlık var mı? Hangi Müslümanlıkla bağdaşıyor bu? Müslümanlıkta Müslümanlara yönelen saldırıyı alkışlamak var mı? Bunun neresi Müslümanlık? Bu bir Haçlı saldırısı. Buradan açıkça ilan ediyorum Antep'ten. Tayyip Erdoğanlar Haçlı'nın yanında, İsrail'in yanında. Amerika Haçlısı vuruyor,
Suriye'yi Tayyip Erdoğan'lar alkışlıyor. Siyonist İsrail vuruyor, Tayyip Erdoğan'lar alkışlıyor. Efendim o Kudüs, Mudüs falan oralar, bunlar meğerse gösteriymiş. Gösterişmiş, yalanmış. Müslüman olduğunuzu nerede belli edeceksiniz? Emperyalistler, zalimler, bölgemizin, komşularımızın Müslüman halklarına, ülkelerine saldırdığı zaman Müslümanlık orada kendini gösterir. Bu nasıl Müslümanlıktır? Neresi Müslümanlıktır? Müslümana saldırıyı destekleyen Müslüman dünyada nerede görülmüştür? Hangi Müslüman bunu kabul eder? O bakımdan bu tutumları Tayyip Erdoğan'ların o milletimize yönelttiği, milleti Allah'la aldatmak, milleti İslam'la aldatmak, bunu da bir kere daha ortaya sermiş oldular. İslam'ı bir aldatma aracı olarak kullandıklarını, Müslümanlığı bir aldatma aracı olarak kullandıklarını da göstermiş oldular. Haçlı'nın yanında var mı Müslümanlık? Haçlı'nın füzelerine binen, Haçlı'nın füzeleriyle komşularına yapılan saldırıyı kabul eden, alkışlayan, memnuniyet açıklayan bir Müslümanlığı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız, göremezsiniz. O bakımdan şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Kesinlikle bu politikalar Türkiye'de önümüzdeki dönem yaşaması mümkün olmayan politikalardır. Yaşayamaz. Bu politikalarla Türkiye yönetilmez. Bu teröre karşı mücadele kesin zafere ulaştırılmaz. Teröre karşı mücadele kim? Teröristler, efendim PKK, YPG, YPD, IŞİD. Bu teröristler aynı zamanda Suriye'ye karşı, Irak'a karşı, İran'a karşı ve dolayısıyla Rusya'ya karşı terör yapan örgütler. Türkiye'nin doğal müttefikleri hangisi? Bunu Irak'ın kuzeyinde de kanıtladık, ispat ettik. Doğal müttefiklerimiz Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır, Rusya'dır. Şimdi siz bütün bu doğal müttefiklerinizden ayrılıyorsunuz, kopuyorsunuz. Amerika'nın alkışçısı durumuna düşüyorsunuz. Peki nasıl yüzüne bakacaksınız yarın Ruhani'nin? Yarın İbadi'nin, Irak yönetiminin yüzüne nasıl bakacaksınız? Nasıl Putin'in yüzüne bakacaksınız? Nasıl elinizi oralara uzatabileceksiniz? Ama Türk milletinin yüzüne bakacak bir haliniz var mı? Tayyip Erdoğan'ın ve bugünkü Tayyip Erdoğan yönetiminin Türk milletinin yüzüne bakacak bir hali var mı? Haçlı'nın saldırısını alkışlayarak bu Türk milletinden hangi oyu isteyecekler? Hangi desteği isteyecekler? O nedenle değerli arkadaşlar bu tarihi bir durumdur. Tarihi bir olaydır. Ve Tayyip Erdoğan yönetiminin aynı zamanda ekonomik önümüzdeki zorlukları aşma kabiliyetinin olmadığını da gösteren bir olaydır. Şimdi Türkiye ekonomisinin rakamlar ne durumda olduğunu gösteriyor. Ocak ayındaki dış ticaret açığımız 9,1 milyar dolar. Ocak ayı, yani bir ay için. Dış ödemeler açığımız, yani işçi dövizleri ve turizm gelirleri de çıktıktan sonra 7 milyar dolar bir ayda. Bunu 12 ile çarpsanız 4 milyar dolar eder. 60 civarında Türkiye'nin bir dış zaten 430 milyar ve 1 milyar dolar akıcı var. Ve bunun üzerine yıl 60-70 milyar dış borç. Tarımı da sanayisi de dışa bağımlı hale. Toprağa attığımız tohumu dışarı alıyoruz. Tohumunu çaldım. Aletlerini çalıyoruz. Dışarıdan tarımımız bile dışa bağımlı hale geldi. Sanayimiz, Antep'imiz vardı, Kayseri'miz, Denizli'miz vardı. Malımız vardı.
yapalım. Türkiye'yi bir sanayi üssü haline getirelim. Burada ürettiklerimizi hem Türkiye'nin iç pazarına satalım hem de dışarıya, Afrika'ya, yakın komşularımıza, Suriye, Irak, İran'a, Avrupa'ya, Rusya'ya satalım. Hangi yüzle gidip diyeceksiniz? Bakın ben şimdi Mayıs ayında önümüzdeki ay tekrar Çin devleti yönetimi tarafından Çin'e davet edildim. Orada hem bir konferansa katılıyorum hem Çin devletinin yöneticileriyle konuşacağım. Aralık'ta da oradaydım. Onlara hep şunu söyledik. Siz bu Tayyip Erdoğan'lara bakmayın. Evet ona güvenmiyorsunuz. Biz de güvenmiyoruz. Ama Türkiye, Çin gelecekleri hem teröre karşı mücadelede hem güvenlikte hem de ekonomide birlikte olmamız lazım. İşbirliği yapmamız lazım. Şimdi biz bunları nasıl söyleyeceğiz? Diyecekler ki sizin yönetiminize bakın. Tayyip Erdoğan yönetimi Amerikan füzelerini destekliyor. Amerikan füzelerinden çok memnunmuş. Biz bu Türkiye'nin nesine güveneceğiz? Türkiye teröristlerin yanında en büyük teröristi destekliyor. Biz bu Türkiye ile nasıl işbirliği yapacağız? Türkiye'de nasıl huzur olacak bu siyasetlerle de biz Türkiye'ye yatırım yapacağız? Bu sorulara hangi cevapları vereceğiz? Bakın bugüne kadar değerli arkadaşlar açık söyleyeyim. Tayyip Erdoğan yönetimini Rusya düşmanlığı yaptı. Rus uçağı düşürdü. Kalktı Rus uçağını biz düşürdük diye övündü. Arkadaşlarımızı, komutan arkadaşlarımızı Moskova'ya yolladık. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini düzelttik. O sayede buradan açıkça söylüyorum. Bunu Rus yöneticileri de televizyonlardan söylediler. Vatan Partisi Moskova'ya geldi. Bizi ikna etti Türkiye ile işbirliğine. Vatan Partisi sayesinde tekrar Türkiye-Rusya işbirliği başladı. O sayede turistler geldi Türkiye'ye. Tekrar Rusya'ya ihracat başladı. O sayede değerli arkadaşlarımız Türkiye Afrin harekatını yapabildi. Rusya'nın desteği sayesinde, hava alanını açması sayesinde, işbirliği sayesinde. Ve yine İran'a gittik. İran'ın devlet büyükleriyle buluştuk. O Barzani'nin referandum yapacağı sırada kalktık. Tahran'dan bütün dünyaya Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı ve İran Devleti İslam Cumhuriyeti adına Ali Ekber velayeti çıktık. Dedik ki biz komşu olarak buraya ikinci İsrail devletinin kurulmasına izin vermeyeceğiz ve izin vermedik. Orada da Tayyip Erdoğan yönetimine güvensizlikler karşısında dedik ki Tayyip Erdoğan güvenmeyebilirsiniz ama Türkiye'ye güvenmek zorundasınız. İran, Türkiye bunların gelecekte ortak işbirliği yapmaları mecburi. Hem güvenlik için hem ekonomilerimiz için. Onları ikna ettik. Suriye ile sürekli ilişki halindeyiz. Sayın Beşer Esad'la gittim, görüştüm. Onun dışında Suriye'de şu anda da Vatan Partisi'nin bir temsilciliği var. Hep Suriye devletini de Türkiye ile işbirliği ve dostluk konusunda ikna ettik, çalıştık. Şimdi biz düzeltiyoruz, Tayyip Erdoğan bozuyor. Vatan Partisi düzeltiyor. Vatan Partisi komşularıyla işbirliği sağlıyor. Hem güvenliğimiz için hem ekonomimiz için Tayyip Erdoğan yönetimi bozuyor. Şimdi hatırlayın. Buradan ne vardı? İşte burada Halil Bey de burada. Tırlar Irak'a, efendim Suriye'ye buradan kalkıyordu. Ta Arabistan'a kadar Türkiye'nin ürünlerini taşıyordu. Sanayi ürünlerini, tarım ürünlerini taşıyordu. Ama sınırlarımıza kan girdi. Tel örgüler çekildi. Mayınlar döşendi. Beşer Esad'a Türkiye'den utanmazca katil diye sövgüler başladı ve sonunda Türkiye'nin o bütün Batı Asya ile ilişkilerinin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ama biz bu ülkelerle beraber olmaya muhtacız. Enerji güvenliğimiz burada. Petrolümüzü, doğalgazımızı, enerjimizi nereden alıyoruz? Suriye'den alıyoruz. Daha çok Irak'tan alıyoruz. İran'dan alıyoruz. Azerbaycan, Rusya. Irak, İran, Azerbaycan, Rusya. Enerji güvenliğimiz orada. Peki siz enerji güvenliğinizi sağladığınız bu ülkelere şimdi nasıl bakacaksınız? Nasıl onlardan petrol isteyeceksiniz? Nasıl doğalgaz isteyeceksiniz? Türk akımını ne yapacaksınız? Nükleer santral kuruyoruz Rusya'yla. Nasıl o işleri götüreceksiniz?
Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan'ların bu Amerikan füzelerini alkışlayan, Amerikan füzelerinin üstüne oturan siyaseti geçerli bir siyaset değil. Türkiye'nin geleceği açısından kaldırılamayacak bir siyaset. Ne Türkiye ekonomisi bu siyaseti taşır, ne Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları taşır. Kim alkışlıyor şu anda Tayyip Erdoğan'ı? Tayyip Erdoğan'ların bu memnuniyetini, Amerika'nın füzelerini alkışlamasını kim destekliyor? Fethullah terör örgütü destekliyor, PKK destekliyor. Bu nasıl şimdi Fethullah terör örgütüyle PKK ile mücadele edecek? Amerika ile beraber Amerikan füzelerini birlikte alkışlayarak Türkiye nasıl PKK'yı, YPG'yi, YPD'yi tasfiye edecek? Amerika niye füzeyi atıyor? PKK'yı, YPG'yi, YPD'yi korumak için. Peki sen PKK'yı, YPD'yi, YPG'yi korumak için atılan füzeleri alkışlayarak nasıl bu terör örgütlerini ortadan kaldıracaksın? Ve nasıl Fethullah terör örgütünü Türk devletinin ve Türk ordusunun ve Türk yargısının, Türk polisinin ve Türk toplumunun içinden temizleyeceksin? Hapisleri istediğin kadar at, doldur hapislere, ama siyasetin Amerika ile beraber, Amerikan füzesinin üzerine oturarak ne PKK'yı temizleyebilir, ne YPG'yi temizleyebilir, ne YPD'yi, ne de Fethullah terör örgütünü. Tam tersine bu siyasetler Amerika'ya güç verir ve Amerika'nın piyonlarına ferahlık sağlar, soluk alma fırsatı verir. Ve zaten şu anda da işte bütün haberler akıyor, geliyor. Fethullah terör örgütü ve PKK, onlar da Amerika'nın füze atmasının yanında kimle beraber? Tayyip Erdoğan'la beraber. Tayyip Erdoğan, FETÖ ve PKK yan yana düştü. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle gitmeyecek. Buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atan, Türkiye ile dostları arasına güvensizlik getiren bu siyasetlerle Türkiye devam edemez. Yine Türkiye'nin ekonomisinin ihtiyaçlarını hiçe sayan, Türkiye ekonomisinin çıkarlarına meydan okuyan, Türkiye ekonomisinin geleceğinin üzerinde tepinen, onu çiğneyen bu Tayyip Erdoğan siyasetleriyle Türkiye ekonomik sorunlarını da çözemez. Burada Vatan Partisi var. Vatan Partisi olarak Türk milletinden yetki istiyoruz. Şunun için yetki istiyoruz: vatanın bütünlüğünü sağlarız, terörün kökünü kazırız. İki, üretim ekonomisini kurarız, tarımımızı destekleriz. İran'dan, Irak'tan orada mazot 50 kuruş. Bakın, İran'daydım. İran'da mazot 50 kuruş. İran'dan ucuz mazotu alırız. Köylünün traktörüne ucuz mazotu doldururuz. Mazotu 1,5 liradan diyelim verdiğimiz zaman ne olur? Bugün 5 lira 6 liraya kadar benzin fiyatları geldi. 1,5 liradan Türk tarımcısının, çiftçisinin traktörüne mazotunu, patozuna mazotunu doldurduğumuz zaman Türkiye'nin ovalarındaki sulamayı ucuz enerjiyle sağladığımız zaman, İran dostluğuyla, Irak dostluğuyla, Rusya dostluğuyla bunları sağladığımız zaman ne olur Türkiye tarımı? Yine değerli arkadaşlar, borçlanma ekonomisiyle değil, Türkiye'nin küçük, orta, büyük sanayisini destekleyerek, gümrüklerimizi dikerek, dışarıdan içeride ürettiğimiz malları almayıp yerli üreticiye, sanayicimize üret arkadaş diyeceğiz. Çiftçimize üret arkadaş diyeceğiz. Devlet olarak seni koruyoruz. Devlet olarak seni destekliyoruz. Devlet olarak senin girdilerini ucuz temin ediyoruz. Mazotunu, gübreni, tarım ilacını ucuz olarak sana sağlıyoruz. Hayvanları veriyoruz. 200 tane mi hayvanım var? 50 tane de devlet olarak veriyoruz. 250 hayvan. Hayvancılığımızı tekrar geliştiriyoruz. Meralarımızda, otlaklarımızda yeniden hayvanlarımızı otlatıyoruz. Dışarıdan et alan, yoğurt alan Türkiye'ye paydos diyoruz. Tekrar
Hayvancılığımızda yakın komşularımızla Irak'a, Suriye'ye eskiden olduğu gibi tır tır, kamyon kamyon canlı hayvan, kesilmiş hayvan ihraç eden bir ülke haline Türkiye'yi getiririz. Üçüncü madde, komşularımızla işbirliği yaparız ve yapıyoruz. Vatan Partisi daha hükümet olmadan komşularıyla işbirliği siyasetini yürüttü. Ben bizzat gittim Suriye Devlet Başkanı'yla, İran Devleti'nin başındaki sayın yöneticilerle görüştüm. Çin Devleti'nin başındaki insanlarla görüştüm. Mayıs ayında tekrar görüşüyorum. Komutanlarımızı, partimizin genel başkan yardımcısı olan generallerimizi, amirallerimizi Moskova'ya yolladık. Onlarla işbirliği siyasetlerini geliştirdik. Yine Suriye'ye zaman zaman yolladık. Devam edeceğiz. Komşularla işbirliğini Vatan Partisi olarak sağlıyoruz. Üçüncü madde. Dördüncü madde değerli arkadaşlar. Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, cemaatler, tarikatlar ülkesi olamaz. Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, tarikat ve cemaatler ülkesi olamaz. Türkiye başı dik, özgür, kendine güvenen, becerikli, iş bilen, üretim yapan, aydınlanmış vatandaşlar ülkesi olur. Türk vatandaşının Atatürk Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşının tanımı budur. Başı dik olacak, çalışkan olacak, üretici olacak, dayanışmacı olacak, kendi çıkarının peşinde koşmayacak, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutacak. Atatürk devrimine bağlı, aydınlanmış olacak. Şimdi bakın gelinen noktada Tayyip Erdoğanlar da karanlıklara doğru gittiğimizi görüyor. Kafalarını taşlara çarptıklarını görüyorlar. Türkiye böyle devam edemez. Cumhuriyetini yıkarak Türkiye aynı zamanda vatanını böler. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktığı zaman insanları da ne olur? Tarikatın, cemaatin mensubu olur. 15-16 Temmuzlar olur. Oralarda da gördük hallerini. 15-16 Temmuzlarda kimin beti benze atmıştı? Kim milletin karşısına çıktı? Vatan Partisi dedi ki bu bir Amerikancı darbedir. Bu Fethullah cemaatinin darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri burada yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi bu darbeyi ezmektir ve ezecektir. Vatan Partisi görevinin başındadır. Bütün milleti de Fethullah darbesine karşı göreve çağırıyoruz. Gümbür gümbür televizyonlardan bunu söyledik. O AKP yöneticilerinin, Tayyip Erdoğanların falan sindiği, sustuğu, telefonlarının kapalı olduğu, ne yapacaklarını bilmediği koşullarda Vatan Partisi çıktı ve o Fethullah terör örgütünün darbesini önlemede ertesi gün herkesin de gördüğü gibi, itiraf ettiği gibi en önemli başrolü oynadı. Vatan Partisi bu. Amerika'dan gelen terör darbelerinin karşısında en önde göğüsleyen başı dik parti, PKK terörünün karşısında onunla mücadelede en öndeki parti, Amerikan füzelerinin karşısına Türkiye'den komşu Suriye ile, Irak'la, İran'la birlikte başı dik, dimdik çıkan, cesaretle bunu göğüsleyen Türk milletinin özlemlerine, arzularına göre fedai ruhuyla hareket eden parti yine Vatan Partisi. Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek! Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek! Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek! Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi bu siyasetlerle, yani vatanın bütünlüğü, üretim ekonomisine geçmek, komşularla işbirliği, aydınlanmış laik bir Türkiye ve Türkiye'nin Avrasya'daki öncü konumuna yerleşmesi, 5 maddede topluyoruz. Bu siyasetlerle Türkiye'yi yönetiriz ve yöneteceğiz. Çünkü bu siyasetler Türkiye'nin önünde, mecburi siyasetler. Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki siyasetleri saptıyor. Ne olacağını görüyor. Türkiye nereye gidiyor? Bölge nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor?
Bunları Vatan Partisi bilimsel olarak, gerçekçi olarak saptıyor ve programını da buna göre belirliyor. Yani hayali siyasetler üretmiyor. Olmayacak davaların peşinden koşmuyor. Türkiye'nin önündeki sorunları ve çözümlerini nesnel olarak, gerçekçi olarak saptıyor, belirliyor ve kendisini oraya adıyor. Fakat siyaset meydanına bakıyorsunuz. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar, bunlar konuşulmuyor. Yani efendim ittifaklar yapılırken Türkiye'nin güvenlik siyaseti, ekonomik çözümleri, dünyadaki yeri, komşularla ilişkileri vesaire, bunlar konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Türkiye'nin kaynaklarını nasıl bölüşürüz? Sana kaç tane olacak, bana kaç tane olacak? Yani Türkiye'den yağmaladığımız servetleri aramızda nasıl paylaşırız? Gel bunun için birlikte hükümet kuralım. Bunlar konuşuyor. Buna paydos diyoruz. Ve zaten bu süreç buna paydos diyor. Yani bu hesaplar, efendim ittifak yapalım, Türkiye'nin kaynaklarını bölüşelim, daha fazla zengin olalım. Bu hesaplar artık önümüzde geçerli değil. Neden geçerli değil? Çünkü başka türlü o hesaplarla Türkiye'nin yaşaması mümkün değil. Ancak o 5 maddelik Vatan Partisi'nin Türkiye'nin önüne getirdiği programla Türkiye ayağa kalkabilir, ekonomisinin çarkını çevirebilir, insanların karnını doyurabilir, çocuklarını okula gönderip eğitebilir, başı dik, demokratik, halkçı, devletçi, laik, devrimci Atatürk'ün Türkiye'sini ancak Vatan Partisi politikalarıyla kurabilir ve yürütebilir. Onun için değerli arkadaşlar, gidişatımız belli.